Bu kısımdaki ayet-i kerimelerimiz yine ince kalın ayrımına dikkat edilmesi gereken ayet-i kerimeler. Ama burada dikkat ederseniz ra harfleri ile ilgili örnekler çoğunlukta. Onlara dikkatinizi çekiyoruz. Ra harfi fetha ve damme olduğunda kalın okunduğunu biliyorduk. Ama sakin olduğunda makabine yani bir önceki harfe bakıyorduk. Bir önceki harfimiz fetha ve dammeli ise yine kalın okuyorduk. Şayet bir önceki harfimiz yine sakinse, harekesi yoksa, onun da makabrine, onun da bir önceki harfine bakıyorduk. Yine aynı şekilde kuralımız fethalı ve dammeli ise yine kalın okumak vacipti. Bunlara dikkat ederek ilk ayeti kerimeyi okuyorum. <Sessizlik> Vel'asr Vel'asr Vel asr. Bakın kalın okudum. Doğrusu bu. Neden? Ra harfi kesreli. Kesreli ama vel asri diye okumadım ki ince okuyayım. Durdum. Sükun üzerine durulur. Sükun üzerine durulduğunda ra'nın artık harekesi ortadan kalkıyor. Ra sakin. Ra sakin olunca nereye bakıyorduk? makabine bir önceki harfe. E o da sakin sat. Onun da makabine bakıyoruz. Ayn. Ayn harfi fethalı. Fethalı olduğu için, fethada da kalın okunduğu için rayı durduğunda kalın okuyorum. Ama geçersem ince okunur Bir daha okuyorum. Vel asr. İnnel insâne İnna al-insan lafi khusur. İnna al-insan lafi khusur. Doğrusu bu. Burada kalından inceye ve inceden de kalına bağlantı var. Huz derken bir, sonra sinin sonrasına ra'yı bağlamak kalın bir şekilde husur şeklinde. Kalın, ince, kalın. Şimdi burada husur oluyor. Sin kalınlaşıyor, sad'a dönüyor. Hata husur dersek sad olur. Halbuki buradaki sin. Öyleyse o sindeki inceliği belli etmem gerekiyor. Yine aynı şekilde muvaffak olamıyorsak metodumuzu uyguluyoruz. Üs, 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 hus, üs, üs, üs demek suretiyle ince olan sin harfini buldum. Ona dokunmadan hemzenin yerine ha kalın harfimizi getirdim. Yine aynı şekilde ince olarak hus diye okudum. Bir daha yapıyorum. Metodumuz bu. Üs, üs. Us, hus, us, 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 hus şeklinde muvaffak oluyoruz. Sonra sonuna ra harfini yine hus şeklinde ince değil kalın bağlamamız gerekiyor. Hus, ur, hus, ur Ru deme yelteniyoruz ama demiyoruz. Bunun da metodu bu. Bu metodu kullanırsanız inşallah muvaffak olursunuz ru şeklinde dammeli olduğu için işte dammeli okuyormuş gibi e, dammeli okuyormuş gibi ru deme yelteniyoruz ama demiyoruz. Sakin olarak okuyoruz, bağlıyoruz. Huns ru, 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 diyecekmiş gibi yapıyoruz. Kalın pozisyonunu alıyoruz ama hareket vermeden sakin bir şekilde bitiriyoruz. Bunun da metodu bu. Huns ru, 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 ru bu diyecekmiş gibi bakın pozisyonu aldım ama demedim. Sakin okudum. Bu ra'yı da kalınlaştırmanın metodu, yolu, usulü bu. Bir daha okuyorum şimdi. İnnel insâne lefî husur vel fecr وَالْفَجْعُرُ وَالْفَجْعُرُ Doğrusu bu. Burada cim harfinde galgale var. Galgale yapıp sonra ra harfini kalın bir şekilde eklemek biraz dile ağır. Ama mümkün değil. Değil, mümkün. Well fecr well fecir fecr şeklinde cime hareket vermek yok. Yine galgaleyi yapmak zorundayız. Ama galgaleyi yaparken dikkat edeceğiz. Sekte de yapmayacağız. Duraklama olmayacak. Yani vel well şeklinde sekteli oldu bakın. Bu da hata. Sekte yapmadan, duraklamadan hemen ra harfini peşine bağlayacağız. Bir daha okuyorum. Vel fecr ve leyalin aşr ve leyalin aşr ve leyalin aşr Doğrusu bu yine aynı şekilde aşur aşur şeklinde hareke vererek olmayacak. Yani sakin harfi sakin harfe bağlamak biraz müşkil ama mümkün. Aş şeklinde sekte yapmak da olmayacak. Genellikle bu hatalarla karşılaşıyoruz. Aşur aşur şeklinde hareke vermek de yok. Aş şeklinde sekte yapmak da yok. Doğrusunu bir daha okuyorum. وليال عشر ألهاك ألهاك ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر تورسبه Sur diye kalın okumak sai yanlış. sür şeklinde ra'yı ince okumak da yanlış. su ince, ra kalın. sür sür şeklinde. İnceyi ince, kalını da kalın okumak doğrusu. Bir daha okuyorum doğrusunu. El hakumut sur Ha Hattâ zürtümül mekâbir. Hattâ zürtümül mekâbir. Hattâ zürtümül Doğrusu bu. Burada iki tane hata çıkması muhtemel zur şeklinde veya zür şeklinde iki hata ilk kelimede. Zür de yanlış, zur da yanlış. Z harfi, z harfi ince, ra harfi kalın. Zür, zür, ra sakin, makabli bir önceki harf, dammeli, ötre harekeli olduğu için kalın okumamız vacip. Zürtümül mekabir, bir diye kalın yapılıyor. Yanlış. Niye yanlış? Ra sakin, makabli kesre. İnce okumak vacip. E ra'nın harekesi fethaya hocam. E ama biz o fethayı okumadık ki durduk. şükün üzerine durulur. E ra sakin olduğunda da makabline bir önceki harfe bakılır. E baktık. B harfi kesreli. O zaman ince okumak gerekiyor. Bir, bir şeklinde nasıl bir söylerken veya İzmir derken rai ince okuyoruz. Onun gibi. Bir, dir, bir. Bir, dir, bir. İzmir şeklinde mir hecesini nasıl ince okuyorsak yine aynı şekilde buradaki bir ifadesini o şekilde ince telaffuz etmemiz gerekiyor. Bir daha doğrusunu okuyorum. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ve fir'aunadil doğrusu bu ve diye ra harfini kalınlaştırmak yok ve değil vefir vefir ra harfi ince bir daha okuyorum وفرعون ذي الاوتاد فسبح بحمد ربك واستغفره Fasbih bi hamdi Rabbika ve astafir. Fasbih <susun> bi hamdi Rabbika ve astafir. Kapının gürültüsü duyulmuştur muhtemel bir daha okuyacağım bunu.

Tevfiz. Doğrusu bu. Burada bir hamdi derken oradaki mime kalın geçiliyor nedense. Bir hamdi değil. Ham bakın. Em bem tem, tem gem ham şeklinde mimin inceliğini bozmadan bağlıyorum. Önceki ince harflerden mime bağladığım gibi. Hamdi diye mimi kalınlaştırmak yok. Vaka, makabli ince bir harf. Kalın bir harf bile olmuş olsa yine mime ince geçmem gerekiyordu. Yine diğer tarafta ves tau değil te ince. Teu, teu, vayının kalınlığı te'ye bulaşıp tav halinde kalınlaştırmayacak yine aynı şekilde fiur denmeyecek. Fiur olmaz. Neden olmaz? Ra sakin, makabli, kesreli. Fir olması gerekiyor. Ra ince okunması gerekiyor. Fiur diye kalın okuyanlar var. Dolayısıyla ra sakin, makabli, kesre olduğu için ince okunmamız gerekiyor. Doğrusunu bir daha okuyorum. Fesebbih بحمد ربك واستغفره